istikamette yeniden karşınızdayız. Gündem meselelerini aktaracağımız, paylaşacağımız, yorumlayacağımız, değerlendireceğimiz bir programa daha başlıyoruz bugün de. İstikamette bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu son sürecin değişim denilen, bilişim denilen, bilgi değişimi diye ifade edilen, hükümet kanadınca bu şekilde dile getiriliyor ya da AK Parti kanadınca değişiklik sürecinden birazcık bahsetmiş olacağız. Süreç nasıl başladı? Tabii bunu idrak edebilmemiz lazım. Özellikle bu pek makul bir şey değildir devletçilik açısından ama Konya açısından da şöyle dile getirmek lazım. Konya açısından önemli çünkü sürecin başlangıç noktası Sayın o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile başlayan görevden alınma süreçleri bugün en son işte Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile neticelendi aşağı yukarı. Balıkesir adı konuşuluyor. Tabii bunların konuşulabiliyor olması, seçilmiş belediye başkanlarının konuşulabiliyor olması bir süreç. Parti devleti konumuna gelmiş bir Türkiye denkleminde doğal bir süreç. Siyasi parti başkanları da değişiyor. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti'nin seçilme değil de atama usulüyle farklı bir denklemde il başkanlıklarını yenilediği ve il başkanlarını değiştirdiğini biliyoruz. Dün de Musa Arat'ın yerine Hasan Hangı'yı getirdiklerini, atadıklarını biliyoruz. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığını biliyoruz. AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda. Bunları şöyle bir masaya yatıracağız. Başbakan Davutoğlu ile başlamış ve sonrasında Gül'ün partiye girememesiyle devam eden, bu da bir önemli bir denklemdir öncesi ve sonrasıyla. Çünkü çok geniş bir hazine ve sonrası da en sonki nokta il başkanı ve belediye başkanlarının değişimi. Bunları konuşacağız gazeteci Mustafa Balkan'la. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Biraz geniş anlatmaya çalıştım. Evet. Aslında sürecin başlangıcı da ben Davutoğlu olarak da ifade ediyorum ama burada bir Abdullah Gül meselesi de var. Niye var? Çünkü partiye tekrar girebilme ihtimali söz konusuydu. Bir gece ansızın her şey değişti. Sonrasında devam etmedi. Bir de birkaç gün önce bazı yerlerde yayımlandı. Bir gazetede de bir köşe yazarı bunu dile getirdi. Ulusal bir bazda bir gazetede. Abdullah Gül'ün İngiltere ve başka menşeli, başka ülkelerle denklemindeki sürecinin Suudi Arabistan da bunun içerisinde var. Devamlı gitgelleri vardı ama daha sıkı gitgellerinin olmaya başladığına dair görüşmelerin yapıldığı ve tamamen pastayı bana verirlerse ben öyle bu işe girerim mesajın iletildiği ya da kendisinin bu şekilde mesaj aldığı biliniyor. Böyle söyleniyor. Ki Abdullah Gül'ü analiz etmeye kalksak hepimiz herhalde aynı şeyi söyleriz. Evet. Sürecin başlangıç noktası olarak sen nereyi görüyorsun? Bu noktaya geliş hazinesi, hazine olarak bakıyorum. Çünkü gerçekten çok yani değerli olarak değil ama geniş olmasından kaynaklı bir hazine olarak söyleyebiliriz. Aslında sürecin başlangıcı 1968 Milli Türk Talebe Birliği'ne kadar götürmek lazım. Çünkü muhafazakar dediğimiz kadro, bu kadro yani Milli Türk Talebe Birliği menşeli bir kadro aynı zamanda. İnvatip İlahiyat Fakültesi mezununda diyorlar ama Milli Türk Talebe Birliği bu kadronun asıl nüvesini oluşturuyor. O açıdan baktığımızda talep ederken milli mücadeleciler de dahil mi buna mesela? Gayet tabii. Yani, Milli Türk Talebe Birliği o dönemde bildiğiniz gibi milliyetçilerin elindeydi bir ara. Milliyetçi kesim. Ondan sonra muhafazakar kesimle milliyetçi kesim arasında bir ayrışma söz konusuydu. Bunu şey için sordum. Mesela evet. Son birkaç haftadır yani insanlar kendi kimliklerini ifade ediyorlar. Evet, evet. Yani çok saçma bir gayet şey. Tabii, gayet tabii. Ben yani, doğru. Şundaydım, buradaydım diye ifade evet. etmeye başladılar. Onu da duyuyorum, bunu da duyuyorum. O yüzden sormak istedim. Yani o dönemde de zaten Milli Türk Talebe Birliği'nin kendi bünyesinde de işte Kültür Bakanlığı'na yakın, Eğitim Bakanlığı'na yakın, efendim sinemaya yakın bir takım iş kolları da vardı. Şimdi buradaki insanlar mesela Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, ondan sonra Hasan Hangi olsun, Mustafa Güçlü olsun, Sami Güçlü olsun, Halil Ürün olsun, tamam mı? Bu tür İsmail Kahraman olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aynı zamanda o dönemde de Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı da yapmıştı. Şimdi buradaki kadro her yönden kendisini geliştirmeye çalışıyordu ve aynı zamanda da siyasi bir arayış başlamıştı o dönemde. Yani
kendisini siyasi platformda kabul ettirebilecek bir arayıştı bu. Bu rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve onunla birlikte yola çıkan kadroydu. Siyasi kadroydu. O Milli Nizam Partisi kurulduktan sonra rahmetli Erbakan Konya'dan gelip bağımsız milletvekili seçtikten sonra da bildiğiniz gibi bu siyasi kadroda oluşmaya başladı. Bu açıdan da Milliyetçi Talebe Birliği siyasi olarak kendisine de bir yer bulmuş, edinmiş oldu yani o dönemde. Ondan sonra gelişmeler bir yerde de ama bugünkü düşünceyi, o günkü düşünceyle yan yana koyabilir miyiz peki? Yok, düşünce olarak demiyorum. Ben gene bir perspektif çizmek tamam, istiyorum yani. Çerçeve düşünce olarak tabii çerçeve çiziyorum gayet tabii yani. Ondan sonra halkla olan, toplumla olan bütünleşmelerinden kaynaklı olarak da halk toplum bunları kabul etti. İşte 28 Şubat'a varınca kadar, 80'den sonraki bir dönem söz konusu burada. Yasaklı dönem. Ondan sonra 1996'daki 28 Şubat bunlar hep bu görüşü, milli görüş olsun, muhafazakar görüş olsun, milliyetçi görüş olsun, bir engel, bir set olarak kabul edebilirsek, bu seti aşma noktasında, yani kendi menşeğini, mecranı bulma noktasında mevcut sistemle bir kavgaya giriştiler. Bu kavgada başarılı oldular. Yani bir dağ düşünelim. Bu dağa çıkıyorsunuz siz. Bu hepsi bir yerden tırmanmaya çalıştılar. Gayet tabii. Tırmanırken daha önceden tırmanmış olan işte sol kesim, liberal kesim, ondan sonra daha ne diyeyim yani mevcut ideolojik Kemalist kesim diyelim, tamam mı? Bunlara kartop atıyorlardı gelmemeleri için. Onlara çeşitli zorluklar çıkarıyorlardı. Ama daha sonra onlar da dağı aştı, tepeye vardık. Muhafazakar kesim tepeye vardı. Ondan sonra bir meşruiyet söz konusuydu. Bunu da kazandı yani. Nasıl kazandı? Kendi tırnaklarıyla oraya dağı tırmanarak kazandı yani. Toplum bunu kabul etti. Toplum hiç reddetmedi ki. Çünkü toplumda birdiler. Toplum bunları reddetmiş olsaydı yani zaten bu durumda. Tepesine çıkmayı başardılar başardı, ama evet. O zaman dağı mı kaldırmadı bu meseleyi yok, o zaman? Yok. İşte mevcut sistem onları tıkadı. Bir set oluşturdu tekrar. Evet. Meşruiyet kazandılar ama fikir ve görüş noktasında çeşitli ideolojik farklılıklar söz konusuydu. Gene bu set durdu. Ama bu kesimin elit bir tabakası yoktu. Nasıl yani? Elit bir kesim yoktu yani. Bir kadro yoktu. Burada tıkandılar. Entelektüel bir kadro yoktu. Ama tırmananlar zaten yani çok geniş bir kitle olamaz. Mecburiyette oluşan bir şey, azımsanarak insanların oluşturmuş olduğu hadiseden yine evet, geniş bir kitleye ulaşabilmek için çok uzun bir zaman gerekir. Gayet tabii. Ben onu onu demek istiyorum. Yani bir 30-40 sene daha ihtiyaçları var yani. Niye? Bu elit tabakayı, kadroyu oluşturmak babından diyorum. Yani entelektüel bir kadro oluşturmak zorundalar. Kaliteli bir kadro oluşturmak zorundalar. Çünkü hizmet ediyorlar. Topluma çeşitli noktalardan yaklaşıyorlar ama kendi müesseselerini, kendi kurumlarını kurma noktasında handikap yaşıyorlar. Böyle bir handikap var. Sürecin evrilmeyi evet, sürdürdüğü noktalarda kırılma noktaları nerelerdir? Kırılma noktaları mesela yani sonuçta Türkiye siyasetinde 15 yıldır AK Parti görevde. Mesela sol kesimden çok önemli bir yani bir yazı vardı. Bu çok önemli bir yazı. Ya da kendini merkezde ve merkez sağda hissedenler için. Yani bu da çok garip bir ifadedir aslında da. Sağcı olarak söyleyenler için söyleyeyim. Solcu kesim diyor ki eskiden diyor bunlar göreve gelmedi diye onları göreve getirme iştiyakı oluşurdu toplumda. Şimdi işte bu İslamcılar göreve geldi. Şimdi onların yaptıklarını İslamcılar da görüyor, diğerler de görüyor. Bir sonraki dönemde bu İslamcılar gelmedi gibi soru işareti, soru kalmayacak. İşte geldiler, onların yaptıkları da buydu, daha beter oldu gibi ifade kullanıyor. Ve sonrasında da bir daha da gelme ihtimalleri ortadan kalkacak. Bunların kırılma noktaları iktidara geldikleri zaman, biz iktidara geldik, devlet olduk, hükümet olduk, her şey bitti. Dedikleri an kaybettiler. 2002 mi yani? Yani niye kaybettiler veya kaybetmediler de bir handikap içerisine girdiler. Yani şimdi neden girdiler? İşte burada bunu tartışmadılar. Bunu sorgulamadılar yani. Evet, hükümet oldunuz, iktidara geldiniz ama burada bir muktedirlik söz konusuydu yani. Muktedir olabilmek için kendi müesseselerini fikir ve düşünce bazında diyorum.
Yani Milli Türk Talebe Birliği'nde siz böyle bir fikir söz konusuydu. Biz iktidara geldiğimiz zaman kendi fikrimizi, kendi müesselerimizi, kendi okullarımızı, tamam, oluşturacağız. Kendi ekonomik sistemimizi oluşturacağız. Kendi eğitim sistemimizi oluşturacağız. Bunu da yüksek öğretimden başlamak kaydı ve şartıyla diye, tamam mı? Kendi aralarında bunların düşünceleri, fikirleri var, tartışmaları var. Ben yani yanlış mı hatırlıyorum mesela? Bunları yapamadılar. Gerçekleştiremediler 2002 yani. 2002 veya sonraki süreç, yani 2001'de de bunları konuşmak lazım. Aslında asıl süreç 2001-2002 arası. Yani evet. Mesela o zaman bir ortak akıl düşünebilme kabiliyeti vardı. Yani herkesle beraber olabilme ihtimali vardı. Kucaklayıcı olabilme ihtimali vardı. Herkesin suçlu, kendilerinin iyi olduğunu söyleyen bir ifade yoktu. Hata varsa hep beraberdi. İyi bir şey varsa yani hep beraber yine aynı devam ediyordu. O süreç sanki şimdi kayboldu gibi. Ben şunu demek istiyorum. Sağ kesimin en büyük handikabı, önündeki en büyük engeli kendi işlerinde, yani kendi işlerinde entelektüel bir fikir ve düşünce insanlarını yetiştirememeleri, elit bir tabaka oluşturamamalar ve kaliteli bir kadro oluşturamamalar. Yani milliyetçi kesimde de bu böyledir, MHP'de. Hı. Ondan sonra AK Parti'de de böyledir. Daha önceki diyelim Milli Nizam Partisi, işte Milli Selamet Partisi, ondan sonra gelişen olaylar çerçevesi içerisinde 1994'te işte 6'da iktidara gelen ve 28 Şubat'la iktidardan indirilen Erbakan döneminde düşünecek olursak bu kadroları yönlendirecek, yani siyaseti yönlendirecek, siyasi görüşü yönlendirecek kadroların oluşmamasından kaynaklı ve bürokrasideki tıkanmalardan da mevcut sistem kendilerinin önüne bir set koydu. Bu seti aşamadılar. Yani kadrolaşmada bir sorun var. Doğru evet, mu? Gayet yani tabii. Bugünkü temel meselenin geldiği nokta, oradan kaynaklı. Oradan kaynaklı. Ama doğru. Ben de şuna inanıyorum. Yani bu toplumda, bu mekanizma içerisinde öyle nicelikli nitelikli insanlar var ki çok kabiliyetli ve bu işin üstesinden fazlasıyla gelebilecek insanlar var. Ama mevki olarak oraya gelmeleri, gelebilme ihtimalleri yok. Şimdi 1910'da Mevlana Üniversitesi'ni kurmak istenmişti. Yani mevcut kadro, siyasi kadro kendi içerisinde tartıştı bunu. Ve Mevlana Üniversitesi'yle başladılar. Buna 5 üniversite daha eklendi, 6 üniversite oldu. Yüksek öğretim kurumunu idare edecek, sistemleştirecek, sıfırdan başlayan bir üniversiteydi bu üniversiteler. Adı ister vakıf olsun, ister devlet olsun yani. Ama bu siyasi irade bunun içerisine, işte şu birinci madde, bu üniversiteler mevcut yüksek öğretim kurumunu projelendirecek, sistemleştirecek ve bir sistem olarak yüksek öğretimi kendi düşünce ve fikirleri doğrultusunda universal bir anlayışla dünyadaki gelişmeler çerçevesi içerisinde de ele alarak bir sisteme oturtmak istiyorlardı. Ama daha birinci maddede bunu yapamadılar. Yani mevcut birinci maddeyi bile koyamadılar yani. Evet. Ve ölü doğdu bu üniversiteler. Yani bilmiyorum da bizim kendi açılarından demek istiyorum yani. Tabii oradaki bazı projelerle üniversitelerin nasıl hareket evet ettiği de ortada. Yani mesela kırılma noktalarından bir tanesi de şimdi aklıma geldi. Daha önce de konuşmuştuk aslında. Yanlış hatırlamıyorsam. Programda veya program dışında konuşmuştuk. Yani Amerikan menşeli sivil platformların, evet, düşünce enstitülerinin Türkiye'de uygulanma modeline geçildiğinde Türkiye'deki strateji düşünce enstitüleri, böyle de bir ismi var gerçi bir tanesini de, tek onun için söylemiyorum, hepsi için söylüyorum. Anladım. Evet. Düşünce enstitüleri, dernekleri, teşkilatları, yapılanmaları, örgütleri neyse bunların yani hepsi yani körü körüne bağlanma, aslında düşünmeden uzaklaştırıp düşünecek kişiye, yani yorum verilecek kişiye tamamıyla arkadan uçurma, sürükleme haline girdiler. Yani aile teşkilatı dediğimiz bir olay söz konusu. Bunu parti örnek olarak gibi, yani örnek olarak almıyor. Ama bütün tam tersine fikir üretmeleri gerekiyor zaten yani. Evet. Yani bütün tamam, devletten destek alacaklar ama fikir üretecekler. Evet. Fikir üretmediler, tam tersine. Meşeyi yedikçe, yani yedikçe daha çok büyüyor. Ama yok işte, ben de diyorum ki elit bir kadro yok yani. Bir kaliteli bir kadro yok. Ama işte kaliteli bir eğitim ve kültür oralara noktasında kadroları da biz zayıflar koymuyor muyuz yine yani sonuçta? Hı? Oralara gelen insanları da biz koymuyor muyuz? Bugün
tamam üniversitedeki rektörü hani biz seçmiyoruz. Evet. Bilmem bir yerdekini başkası seçiyor. Tamam. Yani her şeyin böyle mesela o sivil platformların içerisinde de nitelikli insanlar yok mu? Var. Ya onlar da gözleri aydınlık olsun ve en azından seçtikleri kişinin ya da seçtikten sonra da kişinin kontrol mekanizması görevini görsünler yani. Ben de diyorum sağ kesim mesela bir Necip Fazıl Saköre ortaya çıkartamadı yani. En yakınına gelir bir Sezai Karakoç çıkartamadı. Yani onun da ötesinde bir Erol Güngör çıkartamadı yani. Demek istediğim o. Yani en son elit, saydıklarımız aslında. Tabii entelektüel. Şu, ama mesela, şöyle bana ne kadar uzak mesela yani yaş olarak söyleyeyim. Evet. Ta Akyol ülkücü kökenlidir. Hı. Tamam mı? O bir entelektüel olarak kendini geliştirdi. İnanılmaz bir belgesel yapımcısı. Yani kendini geliştirdi. Bak ülkücü kökenli kendini geliştirdi. Aşeğini de inkar etmedi ama. Kökenini de inkar etmeden yaptı bunu. Becerebildi, yapabildi yani. Gerçekleştirebildi. Yani mesela Konya'da entelektüel olarak kim sayabiliriz? Hasip Şenalp var. Bak entelektüeldir kendisi. Hasip Şenalp'ın kendisi entelektüeldir. Kimse belki bu fikre katılmayabilir ama bu benim fikrimdir yani. Ama Konya'da daha başka Hasip Şenalp'lar var mı? Vardır. Yok demiyorum ama entelektüel kadro az demek istedim o yani. Tabii entelektüel dediğimiz kişilerin de kime nereye nasıl bağlı oldukları önemli. Ya işte nereye hizmet ettikleri önemli. Türk ve İslam entelektüeli diyelim biz onlara yani şimdi. Ya öyle bir şeyse keşke eyvallah. Yani. Değilse asıl soru işareti orada. Gayet tabii entelektüel kendi onu kastediyorum zaten. Tamam. Yani milliyetçi kesimde milli duyguları işte vatanseverlik şudur budur falan yani tamam mı? Türk İslam kültüründen kaynaklı tamam mı? İşte Nizamiye, Nizami Mülk'ten, Nizamiye medreselerinden günümüze kadar gelen bir eğitim sistemi ve Türk İslam kültürünün de birleşmiş, bir potada erimiş hali diyebileceğimiz yani, o entelektüel kadro yok yani. Yani demek şöyle şimdi çok ilginçtir. Yani siyasi kadrolar da yön verecek diyorum ben. Siyasi kadrolar da yön. Siyasi kadrolar. Ona örnek vereceğim. Çok düşünemez önemli. Zaten. Düşünemez yani. Düşünemez. Şu anda da düşünmüyor zaten. Şimdi Mehmet Zahit. Onlar yolları açarlar. Başka bir şey yapmazlar. Mehmet Zahit Kotku'nun evet. Görevlendirmesiyle birlikte bir milli nizam başlıyorsa, sonrasındaki hareketlenmeyle birlikte yapılanma sürebiliyorsa o dönemden sonra yani Tayyip Büyükörükçü gibi bazı isimlerde bu bir gerektir. Gideceksin, aday olacaksın dediğinde aday olabiliyorlarsa bu dediğinize örnektir. Yani entelektüelin falan üstündedir yani. Onu da geçer. Yani, ama şimdi bugünkü olarak, geldiğimiz noktada şimdi benim avukatların derneği var, bilmem nelerin dernekleri var. Çok da önemli derneklerdir. Mesela HUDER de aynı şekilde, başkaları da öyle. Ama kendi yapı taşında eşit modelindeki bir başka ilin adamını koruyamayacak düzeyde niceliğe sahip insanlar bu adamlara şimdi nasıl yani söylemi bile gelişti, hakikati bile söyleyemeyecek durumdalarsa bu insanlara bir isim vermek bile boşa bahane kalıyor ister istemez. Yani mesela akademisyenlerden örnek verelim değil mi? Akademisyen ne olur? Gelir sınıfına girer 30-40 kişi neyse. Bu dediğim STK'lar, sivil toplum düşünce enstitüsü hepsinin içi akademisyenler de dahil. Ya hepsi dahil. Sivil düşünce içerisine yani, giriyorlar çünkü. Gayet tabii giriyorlar. Girmez olurlar mı yani? Evet. Son dönemde değişik mecralara da girdiler mesela. Tamam mı? Girmeleri de gerekiyor muydu? Ona göre gerekiyordu. Geç bile kaldılar yani. İşte bu mevcut sistemi entegre edecek. Tamam mı? Çağlar üstü bir muasır medeniyet seviyesine çıkartacak kardo yok yani. Üretmiyorlar ama. Yani üretme işte. Ben de onu demek istiyorum da yani. Ama siyasetçi nedir? O kadroların önünü açan mekanizmadır. Yani hani biz şey eğitim seviyesinde hep öğrencilere kızıyoruz ya. Evet. Eğitimde öğrenci bekliyoruz. Nitelikli öğrenci bekliyoruz. Doğru doğru. Yani öğrencinin öğretmeni ne kadar nitelikli sorusunu sormamız lazım. Ona akademisyenle ya da bahadır ötesine gidip gitmemiz lazım. Müsaadenizle bir kısa ara verelim. Aradan sonra hemen devam edelim. İlk bölüm biraz uzadı. Kısaydı biraz aslında bu bölüm. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz istikamete. Yani İstikamet.
Efendim istikamete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde biraz genişçe, uzunca yer edindirmeye çalıştık konu bütünlüğünü. Ekrana da kuşağı getirebilirseniz ben de tam olarak telaffuz ettiğimiz asıl meseleyi paylaşmış olayım metni olarak. Tabii ki kirli bir siyasetten söz açtığımızı dile getirmiştik. Arkadaşlarımızdaki hakeza onu ekrana yansıttılar. Bir de bu siyasette temizlenme diye bir şey başladı. Yargılamaların hukuksal açıdan, hukuki açıdan değil de partisinden istifa etmekle yeterli olabildiği ya da sanki Türkiye terk edince yargılaması bitmiş gibi böyle bir hadise meydana geliyor. Ki ekrana da geliyor. Temizlik, göz boyama ve üstünü örtme. Bu temizlik midir? Göz boyama mıdır? Üstünü örtme midir? Yani bunu tabii herkesin görüşüne sunmak lazım. Benim acizane fikrim bu bir üstünü örtmedir. Herkes hani mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği bir ifade var. Türkiye'nin bekası için bu işe el attık. Yani her şeye göğüs germeye çalışıyoruz söylemleri söz konusu. O vakit bu da dikkate alındığı takdirde son 1,5 yıllık hadiseye baktığımız zaman Türkiye'nin bekası için yapılan şeyleri görmek ve üstünü örtmemek gerekiyor. Hükümet kanadınca veya başkalarınca ya da hakimlerin görevi gereğince ya da gidiyor böyle. Ne zaman vekillere ulaşacak sorusunu sormak yerine bu işin çözüme kavuşması gerekiyor her açıdan. Şimdi belediye başkanlarıyla başlayalım. Evet. İlk bölümü sonlandırırken kırılma noktalarını konuşmaya çalışmıştık. Aklıma takılan şey şu. Takılan şeyi şimdi söylemekten de biraz çekiniyorum. Başka kesimler de bunları söylemeye başladı. Bu ülkede seçilmiş insanlar görevden alınıyor ve yerine bir başkaları geliyorsa siyasi parti il başkanları için söylemiyorum. Mevcut belediye başkanları için söylüyorum. Başkaları gelebiliyorsa yani çukurun içerisinde, pisliğin içerisinde bulanmaya hiç gerek yok. Değil mi? Seçimle bu iş temizlenebilir. Ki bunu bir yıl öncesinden beri söylüyorduk. Bugün artık bu işin gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Bunu tercih etmek yerine böyle bir şeyi tercih etmek neden olabilir? Siyasi. Yani siyasi de. Yani siyasi karar alma mekanizması 2019 seçimlerinde evet hayır daha önceki referandumda çıkan %51 ile %48 arasındaki bir sıkışmadan söz konusu. Oradan kaynaklı olarak bir endişe de var. Özür diliyorum. Şimdi Konya'da 16 Nisan referandumda hayır birazcık yüksek çıksaydı Tayyip Bey de mi gidecekti? Gayet tabii. Olaya bir tarafta bu şekilde bakmak lazım. Yani şimdi İstanbul ve Ankara ister genel seçimleri baz aldığımız takdirde belirleyici bir unsur. Yani, Türkiye'nin yani çoğunu teşkil eder. Gayet tabii yani. İzmir gelir onun arkasından. Ondan sonra kaçıncı, dördüncü il gelir. Antalya veya İstanbul, Adana. Ankara, Bursa, yani, Kocaeli, İzmir Kocaeli, böyle. Evet. O şekilde sıralanıp geliyor yani. O açıdan baktığınız takdirde referandumdan çıkan netice veya mesaj iyi algılandı yukarı tarafından. Onun 2019'daki handikabı yaşayamamak, işte puan kaybına uğramamak bir puan, 1,5 puan çok şeyleri değiştirir. Bu daha çok puan kaybettirmez mi? Efendim? Bu yapılanlar daha çok puan kaybettirmez mi? İşte kaybettirmemek için uğraşılıyor. O zaman şöyle bir şey olacak. Bundan sonraki süreçte il belediye başkanları değişen şehirlerde hizmet olmayacak o zaman. Siyaset demek, günümüz siyaseti politikasından söz açacak olursak, işte rant demek, yolsuzluk, onun, demek. Yolsuzluk demek, ondan sonra adam kayırma demek, ondan sonra yani bir takım Türk dini ve ahlaki ilkeler, hadi biz ona değerler manzumesi diyelim, tamam mı? Bu değerler manzumesinin yıpratmama, işte efendim ne diyelim yıpratma değil de üstünü örtme üstünü diyelim, örtme. Tamam doğru sizin ifade olduğunu düşünüyorum. Konuşmanızın başında ifade ettiğiniz gibi üstünü örtme, ondan sonra üstünü tozla örtme, tamam mı? Şimdiler hep tozla örtüldü zaten, bu değerler üstü örtülü. Örtülü daha yeni yeni açığa çıkıyor. Yani bu tozu ortadan kaldırmak için işte değerler eğitimi diye
daha önce zaten var olan, Batı'da uygulanan, Batı'yı boş verin, Batı bizden takip ediyor ya, bizden alıyor, kopya çekiyor ya, tamam mı? TRC'ye TRS atıyor ondan sonra. Zaten Selçuklu'da da vardı, Osmanlı eğitim sisteminde de vardı yani. Şimdi çok açık bir şey söyleyeyim. Evet. Yani hakikaten bu bir kimyamızı bozan şeyler. Gerçekten bu bir kirli siyaset. Yani. Siyaset ahlaki olarak da yapılabilir. Şeffaf olmuyor. Şeffaf yapılmıyor. Açık olunmuyor yani. Sivil toplum kuruluşu ne demek? Yani, ya ben şeffafım demek yani. Ben İslami bir düşünceyi yani benimsemiş insanların, evet, toplumunun, topluluğunun böyle bir gücünü kaybedeceğinden korkuyorum. Yani çok ilginç bir şeydir bu aslında. Ama yani, bir de sistem var. Sistem var da sistem... Sistem tekere yani, çomak sokuyor. Öyle de bu kişilerin değişmesi bir şey değiştirmeyecek. Sadece bizim bugün asli gündemimizi görmemizi uzaklaştıracak. İşte yani bizim Anadolu'dan giden, tamam mı, milletvekillerimiz, sayın vekillerimiz, tamam mı, halk tarafından seçilmiş veya belirlenmiş... Halk tarafından belirlenmemiş de işte İktidarca yani temayüldür, şudur, budur seçilmiş falan yani. Gene evet, halk tarafından seçilmiş diyelim, tamam mı? Ankara'ya gittiği zaman bu Anadolu çocukları, tamam mı? Anadolu'ya. Anadolu delikanlılar yani. Anadolu insanı bunlar yani. En şeyiyle. Şimdi Ankara'da niye değişiyor? Tamam değişiyorlar mı? Tabii değişiyorlar. Ankara'da ne değişiyor? Ankara'da ne var? Ankara'da kurulu sistem bunların niye değiştiriyor yani? Evet. Rant var. Yani. Yani o yolsuzluk var. Yani yokluktan uzaklaşıp başka bir dünyayı görmek var. Böyle gidiyor. İşte yani bu değerler sistemini eğer bu bizim milletvekillerimiz, tamam. Şimdi başka bir yere gireceğim de çok uzar o olay. Zeynel Abidin'e falan girersem ben, tamam mı? İslamiyet ve Meşruiyet diye kitabı var. Orada da milletvekilleri nasıl olması gerektiğine dair 15 tane madde var. Oraya doğru gitmiyorum yani. 15 yıl öncesine ya da 17-18 yıl öncesine gidersek, evet, nasıl bankalara paraların yatırıldığı, nasıl partilerin değiştirildiği, evet, bugün de aynı süreci yaşadığımızı uyarmamız lazım. İşte vatandaş olarak bize düşen başladı bu işler yani. İşte vatandaş olarak bize düşen çok büyük görevler var yani. Siyaset dediğiniz zaman memleket meseleleri ortaya atılır. Her vatandaş, her yurttaş memleket meseleleriyle uğraşmak zorundadır. Buna talebeler de dahildir. Lisedeki talebe de dahildir, üniversitedeki talebe de dahildir. Eğer memleket meselesiyle ilgili ilgilenmiyorsa halkımız, yurttaşımız, vatandaşımız, öğrencimiz, gencimiz, delikanlımız, geleceğimiz iyi bir şey değildir. Çünkü bizim hakkımız var, söylemimiz var. Şimdi şey sorayım. Evet. Yani siz biraz daha o dönemleri daha iyi bilirsiniz. Evet. Ben de okuduğum kadarıyla bilirim. Hı hı. Meral Akşener'in yeni bir oluşumla yürüyor olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi parti olarak henüz daha doğmadı ama yakında doğuyor. Ama potansiyel yani, bir güç oluştu. Var. Yakından da takip ediyorum Meral Akşener'in ne yapmak istediğini. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan bir kadro Meral Akşener etrafında toplanma suretiyle yeni bir parti kuruyorlar. CHP ve AK Parti'nin de, evet, katılım var. Tabii. Bu partiye her kesimden katılım var. Yani ulusalcı kesimden katılım var, milliyetçi kesimden katılım var, solcu, sosyalist kesimden katılım var. Belki de komünist demeyeceğim ama yani yarından sonra muhtemelen, evet, duyabileceğimiz herkesin her kesimden taraftan katılım olacak. Tabii her kesim yani muhafazakar kesimden de var katılım. Zaten isimlerini öyle adlandırıyorlar. Evet. Yani sağ sol değil de işte işin ortasındayız bir ifade kullanıyorlar. Yani biraz araştırdım. Milli Merkez Partisi olma noktasında bir girişimdir bu. Yani demokratlıkla yolla beraber çıkılmış hadiseden merkezde, evet, kalacağız. Tabii tabii. İfadesi. Yani sosyal demokratlar da olabilir burada, demokratlar da olabilir, liberaller de olabilir. İlginç. Yani her kesim. Türkiye'de zaten tek başına iktidar olabilmek için merkezde, evet, kalmak lazım. Yani o %50'ye ulaşabilmek için yani solda sağda tek başına bütünlüğe baktığımız zaman bir yere potansiyel güç çıkma şansın zor. Çünkü öyle bir ortam meydana geldi, öyle bir ortam oluştu. Yani siyasi tabii, platformda, 59 çıktı tabii, yani bu şey, siyasi platformda böyle bir ortam meydana geldi, getirildi yani. Nasıl geldi, nasıl getirildi? İşte AK Parti'nin belli bir cemaatle işbirliği
yani birliktelik yapması. Ben ona cemaat demiyorum aslında. Yani örgüt ya, demek daha mantıklı ya, da. Yani örgüt diyelim. Hadi cemaat yani çünkü demeyelim. Hakikaten şimdi onun arkasında biz ona cemaat dedikçe ha, cemaat görünümlü örgüt diyelim. Başkaları değil mi? Link sitesi altında o Pansiyoya'daki adamın FETÖ örgüt liderini tamam mı? Yediği naneler şeyi geçti yani. Ondan dolayı ama millet kandırıldı. Burada halk kandırıldı. Onun da ötesinde kendisine inanan muhretleri kandırıldı. Tabanı kandırıldı. Bir de o var. İbadet kısmına mı? Gayet tabii yani. Evet ibadet kısmına ya girdiğiniz zaman bir şey çok var şimdi. Değişik bir şey olay çıkar yani ortaya. Süreç öyle bir noktaya geldi milleti kandırdılar. Ya, halkı kandırdılar. Ya. Nasıl kandırdılar? İşte AK Parti ile birliktelik yaparak kandırdılar yani. Daha önce de yok muydu derseniz vardı. Evet doğru. İşte MC hükümetleri döneminde vardı, şu dönemde vardı, bu dönemde vardı. Ama kisve yani, görünürdeki illüzyonuzu bir görüntü var. Onun o görüntünün arkasında gerçek görüntü var. Millet, halk onu göremedi. Göremedi yani, doğru. Şimdi, yazarlar da göremedi, gazeteciler de göremedi. Yok, görenler var ama. Ha, görenler var da yani, hatta sesleri çıkmadı. Suikastle gidenler de var. Var, biliyoruz. Hamdemidoğlu var. Necmi, yani, 99'da söylüyor evet, adamı. Evet, gayet tabii. Ondan önceki raporlar da var. Devletin elinde sadece o raporlar yok ki. Devlet zaten başından beri takip ediyor onu. Nerede hata yaptılar o zaman? Ha, o zaman bu devlet, bu sistem ya milleti Amerika ile karşı karşıya getirmek istiyordu. Gerçek düşman arkada ya. Tamam. Gerçek düşman belli değil zaten. Kancık yani. Bunlar bizim karşımıza böyle mert bir şekilde çıkmıyorlar ki. Namert olarak çıkıyorlar yani. O açıdan şimdi de öyle. Suriye'de de öyle çıkıyorlar. Irak'ta da öyle çıkıyorlar. Diğer noktalara da öyle çıkıyorlar. Şimdi biraz yüzlerini gösterdiler. Şey indi, takke düştü. Kel göründü hesabı. Şimdi şöyle bir gerçek var. Evet. Ben önüne gelene FETÖ'cü diyen bir insan değilim. Evet. Televizyonda mesela Cem Küçük gibi birçok insan var. Çok böyle boş ifadeler. Her gün birine sallıyorlar. Abdülkadir Bey var. Abdülkadir Selvi. Her gün bir iddiada bulunabiliyor. Dünkü iddiasını çürütüyor. Bugün başka bir iddiada bulunuyor. Ve bu iddiasının doğru olduğunu herkes inanıyor. Dünkü iddiası bak başka bir şeymiş diyoruz. Yarın söyleyeceğine de inanıyoruz. Yani sonuçta böyle bir süreçten geçiyoruz. Yani. Ama bir gerçek var. Sayın Cumhurbaşkanı tasfiye sürecini başlattı. Evet. Çok geçmişten başlattı. Belediye başkanlarına geldi, il başkanlarına tabii. geldi. Yani. Öyle bir tasfiye süreci yapıyor ki kendisine veya partisine daha çok düşmanlık benimseyebilecek, rakip olabilecek o hazneyi, çerçeveyi genişletmeye başladı. Bu tarafta böyle bir hazne var. Bir de bir tarafta Akşener var, büyüyor. Yani kimseye FETÖ'cü diyecek değilim çünkü insanların geçmişte yaşantılarını falan dikkate almak lazım. Evet. Bir tarafta da Sayın Gül var, eski Cumhurbaşkanı. Yani anımsanmayacak bir noktada Amerikan menşeli, İngiltere menşeli işlere baktığımız zaman görevin kimde kalacağına bakmak lazım. Yani bunu söylediğimizde kimse alınmasın. Evet. Onlar karar veriyorlar bu işe. Bu iş böyle yürüyor. Bir tarafta dördüncü haznede Türkiye'de seçmenlerin ya bir dakika diyebileceği başka bir tercih çıkar mı çıkmaz mı o da başka şey. Şimdi bu kutuplaşmayı doğuruyor. Herkesin birbirine düşman kesilmesine sebep oluyor. Aslında o kutuplaşma CHP Demokrat Parti döneminde başladı biliyor musunuz? 1946 yıllarda Amerika'nın bize nüfuz ettiği zaman. O gün CHP ile başladıysa bu AK Parti ile devam ediyor. İşte devam ediyor yani evet. Bütün partilere devam ediyor yani. Partileşme olayı zaten kutuplaşma demek. Ya ben burada kaç siyasi partinin il başkanlarını misafir ettim. Evet. Beraber bir araya getirdim. Yani bir tek AK Parti'nin dışında diğer siyasi 8 tane siyasi parti. Yani kimse birbirine suçlamayı bilmem yok. Hepsi birbirini dinledi. Ya bu çok kötü bir şey değil. Zor bir şey değil. İşte kutuplaşma yukarıdan başlıyor. Liderden başlıyor. Yani liderin bir sözü aşağıdaki şeye kadar sirayet ediyor. Yani. Ve büyüyerek gidiyor. Büyüyerek gidiyor. Gayet tabii yani. Evet. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti kutuplaşmasından çeşitli örnekler de verilebilir de. Yani şimdi oradan bu tarafa öyle bir kutuplaşma söz konusu ki yani birbirinin komşu komşuya kutuplaşma dediğini ne biliyor musun? 12 yıl öncesinde ya kutuplaşma komşu, aile içinde. Gayet aile içerisinde var yani. Aile gayet içinde, tabii yani. Anne, oğul, baba, anne, çocuk oğul, yani. Baba, öyle. Kardeş. Yani bu 12 Eylül'de daha da fazlalaşmıştı mesela kutuplaşma olayı yani. Ki 15 Temmuz sonrasında evet. Herkesin birbirini ihbar etmeye başladığı süreci yaşadık. Tabii, doğru. Adam çocuğunu okuluna göndermiş. Yani herkes ihbar edildi ve
Bunun gibi yargılanan insanlar söz konusu oldu. İhraç edilenler de oldu. Bu süreç biraz bu yüzden kötü gidiyor. Bu çok kötü. Son İyi dakikalar bir şey değil yalnız. Yeni il başkanı belli oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Şöyle diyorlardı zamanında, yakın zamanda. Birçok söylem çok değişti. Yani insan aslında tek bir söylem içerisinde kalabilmeli. Yenilenmeden bahsediliyor. Ama eskiye dönüş oldu. Ülkücü kökenli beklenirken farklı bir kökene gidildi. Ve yaşlı birine gidildi. Tamamıyla eskiye dönelim derken kuruculara dönüp yaşlanmış, metal yorgunluğu giderek artan bir parti konumuna mı düşüyor? Yoksa yakın zamanda yeniden bir yenilenme süreci yaşarlar mı? Ankara'dan çağrılan 5 kişi içerisinde Esnam İnan yok. Mustafa Kabakçı da yok. Yani ben gördüğüm son resmi şey yapıyorum. Mustafa fotoğraf karesindeki. Evet, evet. Fotoğraf karesinde yok yani onlar. Doğru. İşte Mustafa Ak Bey var. Ercan Bey. Ercan Uslu Bey var. Onun haricinde tanıdığım. Ya zaten son 3'te onlar gözüküyor. Yani neyse görmüyor. Onlar da gitmiş olsun diyelim yani, tamam mı? Mesele değil o. Tamam. Demek ki Ankara Hasan Hangi Bey'i tercih etmiş. O ismi temayülde de herhalde. Cumhurbaşkanı Hasan Hangi tercih. Yani evet, temayülde de Hasan Hangi önde falan deniliyordu, çıkıyordu o şekilde. Yani Hasan Hangi 2001 geçen hafta yılında ziyaretlere başlamıştı, biliyor musunuz? Evet. Yani çok ilginç. Gördünüz mü bilmiyorum. Yok, Hasan Hangi Bey aslında 6 ay önceden falan başlamıştı. Yani o söylemler şeyler oluyor da. Ya ona kalırsa geçen sene bu vakitlerde il başkanı zaten değişim süreci başlamıştı, durmuştu. Evet. Yani o günde başka şeyler yaşanmıştı. Doğru. Nereye evrilir bundan sonraki süreç? Hafta sonu cumartesi de Cumhurbaşkanı Konya'da. Konya'da. Hasan Hangi Bey Cumhurbaşkanımızı karşılayacak. Yani yeni bir kadro tesis edecek. Kendi kadrosunu kuracak. Konya'ya tekrar hayırlı olsun diyelim. Ama siyaset, kirli bir siyaset diyorsunuz ya yani. Türkiye'de kirli bir siyaset söz konusu. Bence daha temiz, ahlaklı yapılabilir. Yani. Şimdi seçimde, gelen seçimde gitmeli. Bunu ben demiyorum. Bu mevcut partinin şeyleri söylüyordu. Fikir babaları söylüyorlardı. Tabii yani. Sayın yıllarca söyledi. Erdoğan Bey de söyledi. Gayet tabii yani. Ama olağanüstü bir durum yaşıyor Türkiye. O hal içerisindeyiz yani. Bundan o hale sığınmayalım da yani şimdi daha söylerken anladınız beni. Şöyle sorayım. Meydan dolar mı hafta sonu? Biraz zor ama yuma şeylere dolarılabilir yani. Evet. Çevresel etkili mi? Gayet. Yani insanlar tabii ki ekonomik buhranı yaşıyoruz. Biz ne mitingi demezlerse dolar. Tabii sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı Konya'ya geliyor. Saygıyla, hürmetle karşılamak en doğrusu. Gayet insanların buna daha fazla da etki yapması gerekir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sonlandıracağız. Tabii ki siyaset yani kirli devam ediyor ama temiz yapılması gereken bir hadise. Yani. Temiz bir toplum oluşturmak için beyaz bir sayfa açmak lazım. Yani 2019 Türkiye açısından, Türkiye'nin dünyadaki lazım. Evrensel coğrafi konumu açısından da çok önemli aslında yani. Çünkü ama dış müdahale çok bize. Bence iç müdahale. 300 yıldan beri hain üreten bir sistem sorgulanmıyor. Esef ederim ya. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugünkü istikameti sonlandırıyoruz. Katılımlarınız için, yorumlarınız için, düşünceleriniz için izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Mustafa abi de teşekkür ediyoruz. Zaman zaman kendisiyle de analizleri yapıyoruz. Çok fazla da analiz yapabileceğimiz insan sayısı yok Konya'da. Yani o yüzden siyasetin temiz olmamasından kaynaklı korku üzerine, korkunun bindirilmesinden dolayı ve klikleşmeden, kutuplaşmadan dolayı insanlar çekiniyorlar, konuşmuyorlar. Öyle, şimdi bu ülkede, bu şehirde, yani bu şehirde veya bu ülkede fark etmez ya, bu şehir ifadesini de kullanayım, altı çiziyorlar. Yani siyasilerin el değiştirdiği medyanın el değiştirdiği siyasi başkanlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra da buna destek veren yani devlet kanatları ne yazık ki sıfır alıyor. Yani Konya basını uyanmalı Mehmet Ali Bey. Konya basını uyanmalı. Konya basının kendine dönmeli. Magazin senden dönebilirse. Yani Konya basının kendine dönmeli. 1921'deki Konya basınıyla şimdiki Konya basını arasında çok dağlar kadar fark var. Vatanını, milletini, yurdunu, yaşadığı toprağı
iyi tanıması lazım. Yani keşke 10 yıl öncesini görebilsek lazım. Ne kadar iyi olur. Siyasetçiler oyununa gelmemesi lazım. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyenler, istikameti sonlandırdık. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.